Sosyal medya fenomenliğinin sonuna mı yaklaşılıyor? Size bir soru. Sosyal medya fenomenliği diye bir şey bitecek mi? Neden bu soruyu sordum biliyor musunuz? Sosyal medyada 3 farklı isimle anılan tür var. 1. Fenomen. 2. Influencer. 3. İçerik üretici. Aralarındaki farkı söyledikten sonra neden fenomenlerin ortadan kaybolacağını şimdi size bahsedeceğim. Fenomen ne demek? Yunanca'dan gelen fenomenia, fenomenon gibi köklerden gelen görünen, aydınlanan anlamına geliyor. Yani bir ışık var, aydınlanıyor ve ışık kalktığında bitiyor. Anlamı çıkarabilirsiniz. Influencer şu demek, etki eden, nüfuz eden, etkileyen anlamına geliyor. Bir de içerik üretici var. Bir ihtiyaca karşı üretilen bir don anlamına geliyor. Yani birileri var, bir şeylere ihtiyaç duyuyor ve içerik üretici de onların o ihtiyaçlarını üretiyor demek. Şimdi 3 farklı şey söyledim. Başa dönelim. Fenomen sadece bir ışık, bir rüzgarla ortaya çıkmış ve o rüzgar gittiği sürece devam ediyor. Influencer aslında fenomenlerin de içerik üreticilerin de olduğu bir şey. Yani ne kadar çok etkileme gücüne sahipse o kadar fenomen ya da o kadar iyi içerik üretici. Peki içerik üreticisini düşünün. Bir şeyler üretiyor. İnsanların ihtiyaçlarını karşılıyor. Fenomen arkasında bir rüzgar almış. Dans etmiş, bir şeyler yapmış. Bir anda patlamış. İkisi de influencer. İkisinin de bir etki gücü var. Ancak buradan rüzgar kesildiği zaman bu kaybolur. Ama içerik üretici. Mesela ben mobil uygulamaları anlatıyorum. Her zaman mobil uygulamalar olacak ve işinize yarayacak. İşinize yaradıkça siz benim kanala, benim hesaba, benim sosyal medyalarıma gidip bakacaksınız. Ama bir sürü fenomen vardı. Nerede? Hepsi tarihe karıştı. İşte influence etme gücü şu an içerik üreticilerinin, yani bizim elimizde. Bütün fenomenlere geçmiş olsun. İşte size bu hesapta da ne anlatıyorum? Mobil uygulama videoları anlatıyorum. Kendinize iyi bakın. Bütün uygulama sorularınızı yoruma sorabilirsiniz.